Merhaba arkadaşlar. Bugün size Marshall Planı'nın Türkiye ekonomisine etkilerini anlatacağım. Marshall Planı nedir? Marshall Planı 2. Dünya Savaşı sonrası Avrupa'nın yeniden inşası ve ekonomik kalkınmasına yardımcı olmak amacıyla ABD tarafından başlatılan bir kalkınma programıdır. Paris Konferansı'nda Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanları ABD'ye sunulacak Avrupa telafi programı üzerine anlaşmışlardır. Dışişleri Bakanı Marshall'ın daveti üzerine hazırlanan Avrupa Telafi Programı Marshall Planı olarak adlandırılmaktadır. ABD Kongresi Marshall Planı'nı 11 Eylül 1947'de onaylamış ve Harry Truman planı 3 Nisan 1948 tarihinde imzalamıştır. ABD'ye bu yardıma yeten en büyük sebep Sovyet tehdididir. ABD, Avrupa'ya yaptığı yardımın karşılığında ihracat miktarının dolayısıyla üretimin düşmesini engellemiştir. Aynı zamanda ABD yaptığı yardımların nerede kullanılacağına müdahale ederek Avrupa'yı ekonomik açıdan kendine bağlı hale getirmiştir. Marshall Planı'na göre yardım alan ülkeler. Sol tarafta grafiği görüyorsunuz. Marshall Planı için Kongre 13.3 milyar dolar yardımı kabul etti. Bu yardımla beraber Avrupalı devletlerin ekonomilerini yeniden inşa etmelerini sağlayacak olan sermaye gönderilmiş oldu. Yardımdan yararlanabilmek için katılan her ülkenin Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ile anlaşma yapması gerekiyordu. İsviçre gibi savaşta katılımı düşük olan ülkeler yardımdan daha az faydalandı. Tarihçesine göz atalım. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ekonomik açıdan tamamen çökmüştü. Savaş sırasında üretim kaynakları silah üretimine kaymış, açlık baş göstermişti. Savaştan güçlenerek çıkan Sovyetler Birliği, Avrupa'nın bu durumdan faydalanmak istemiş, komünizmi yaymak için özellikle Doğu Avrupa ülkeleri üzerinde baskıcı bir tutum izlemeye başlamıştır. Buna karşılık Amerika Birleşik Devletleri, Truman Doktrini ile Türkiye ve Yunanistan'a, Sovyetlere karşı durabilmesi için askeri ve ekonomik yardımda bulunmayı kabul etmiştir. Truman Doktrini'nin ilanından 5 ay sonra Batı Avrupa ülkelerini kapsayacak şekilde daha geniş bir çapta yardıma karar veren Amerika Marshall Planı'nı ilan etmiştir. 16 Avrupa ülkesi ve Almanya'yı temsil eden işgal güçleri Sovyet Rusya'nın katılmadığı Paris Konferansı'nda bir araya gelmiş ve yardımın nasıl ve nerelerde kullanılacağı konusunda Avrupa Kalkınma Programı hazırlamışlardır. Bir takım düzeltmelerden sonra Amerikan Kongresi'nde de tüm muhalefete rağmen oylanan Marshall Planı ile birlikte 1948-1952 dönemini kapsayan 4 yıllık ekonomik yardım süreci başlamıştır. Planın Türkiye'de uygulanışı. Türkiye savaş sonrası içinde bulunduğu yalnızlıktan kurtulmak ve Sovyet tehdidinden uzaklaşmak için Amerika ve Batı'ya sığınmıştır. 1947 yılında makine ve teçhizat alımı için Marshall Planı dahilinde 615 milyon dolar yardım talebinde bulunan Türkiye, 4 Temmuz 1948'de ABD ile ekonomik işbirliği anlaşması imzalamıştır. Marshall Planı kapsamında kredi alacak ülkeler arasına katılmıştır. Marshall yardımlarından faydalanıldığı süre içinde Türkiye en az yardım alan ülkelerden biri olmuştur. Türkiye Marshall Planı kapsamında tarım ve gıda sektörüne yönelik yardımlar yapılmıştır Türkiye'ye. Bu yardımlar tarım ekipmanları, tohum, gübre gibi malzemelerin temini ve tarım teknikleri konusunda eğitim programlarını içermiştir. Marshall Planı'nın bir parçası olarak Türkiye'ye altyapı projeleri için önemli miktarda yardım sağlanmıştır. Bu yardımlar yol yapımı, baraj ve sulama projeleri, elektrik üretim gibi alanlarda gerçekleşmiştir. Marshall Planı çerçevesinde Türkiye'nin eğitim ve sağlık sistemlerinin geliştirilmesine yönelik yardımlar yapılmıştır. Bu yardımlar okulların inşası, eğitim programları, sağlık merkezlerinin kurulması ve sağlık personel geliştirmesi gibi alanları kapsamıştır. Türkiye'nin sanayi ve ticaret sektörlerinin güçlendirilmesi amacıyla Marshall Planı kapsamında yardımlar sağlanmıştır. Bu yardımlar fabrika ekipmanları, makina ve teçhizat temini, teknik destek ve eğitim programları gibi alanları içerir. Türkiye, Marshall Planı döneminde ABD ve diğer Batı ülkelerden ekonomik krediler ve destek programları almıştır.
Bu yardımlar Türkiye'nin sanayileşme, tarımsal kalkınma ve altyapı projelerini finanse etmeye yardımcı olmuştur. Marshall Planı, Avrupa ülkelerinin ekonomik canlanmasını hedeflediği için Türkiye artan ihracat fırsatlarından yararlanmıştır. Türk şirketleri Avrupa pazarına daha fazla mal ve hizmet satabilmiş ve ticaret hacmi genişlemiştir. Marshall Planı döneminde Türkiye teknoloji transferi ve teknik destek alarak sanayi sektörlerinde modernizasyon sürecini hızlandırmıştır. Bu, Türkiye'nin üretim kapasitesini arttırmasını ve rekabet gücünü yükseltmesine yardımcı olmuştur. Planın Türkiye ekonomisine etkisi. Marshall yardımlarının faydalanıldığı süre içinde Türkiye en az yardım alan ülkelerden biri olmuştur. Alınan yardımlar da gerektiği gibi kullanılmamış, uzun vadeli planlar yapılamamış ve yardımlarla daha çok günlük kurtarma çabaları içinde bütçe açıkları kapatılmıştır. Marshall Planı'nda ilk anda savaşa katılmadığı, yıkıma uğramadığı ve elinde döviz ve altın rezervi tuttuğu için dahil edilmeyen Türkiye, bürokratik çabalar sonucunda Avrupa'nın tahıl ambarı olmayı kabul etmek ve ağır sanayisinden vazgeçmek koşuluyla dahil olmuştur. Trimon doktrinini ve Marshall Planı'nı ekonomik açıdan kendini kurtaracak neredeyse tek çözüm gibi yaklaşan Türkiye'de yönetimlerin başarısını bile neredeyse Amerika'dan alınan yardım miktarı belirler hale gelmiştir. Amerika'nın Türkiye'yi tarıma ve hafif sanayiye yönlendirmesi sonucunda ise sanayide planlanan atılım gerçekleşmemiştir. Alınan dış krediler sonucunda borçlanma ve ithalatın ihracatın hep üstünde olması sonucu cari açıklar artmış ve ekonomi alınan mahsul seviyesine göre seyretmiştir. Marshall Planı hem planın kendi içinde dayattığı politikalar hem de Türkiye'nin uyguladığı yanlış ve kısa vadeli politikalar sonucunda Türkiye'ye diğer Avrupa devletlerinde başlattığı gelişim ivmesini kazandıramamıştır. Marshall Planı sonucunda Türkiye ekonomisine damgasını vuran dış kredi, dış yardım ve dış kaynaklı sermaye ve dış kaynaklı ekonomi politikaları Türkiye'yi ekonomik açıdan dışa bağımlı hale getirmiştir. Politikalar amaçlarının aksine Türk sanayisinin gelişimini kısıtlamış ve büyük atılım hedefleri gerçekleştirilememiştir. Sonuç diyecek olursak, Marshall Planı dünyadaki güç dengesinin ibresini Amerika'dan yana çevirmiş ve Avrupa kısa zamanda kalkınmıştır. Fakat bu yardımın Türkiye açısından sonuçları tartışmalıdır. Küçük Amerika haline getirilen Türkiye yardımlardan umduğunu bulamamış, kendi çözüm yolunu bulma yoluna gitmemiş ve kurtuluşu hep dışarıda aramanın bedelini ödemiştir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.